Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de başlıyor. Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Teknoloji ve dijitalleşmenin hayatlarımızı etkilerini her hafta bir başka konuyla ele alan Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Bu hafta anne babaların bilinçli veya bilinçsiz şekilde çocuklarının fotoğraflarını, bilgilerini, hayatlarını sosyal medya mecralarında paylaşmasının neden ve sonuçlarını ele almak istedik. Uluslararası literatürde sharing olarak bilinen bu davranış biçimine uzman klinik psikolog Gülşah Aksakallı ile konuşacağız. Kendisi telefonla canlı yayınımıza katılacak. Ama öncesinde her hafta olduğu gibi kamunun tüm hizmetlerini dijitalleştirerek bizlere sunan Türkiye Gov.tr'den bir özelliği Dijital Türkiye ekibinden Ayşe Torun'dan dinleyeceğiz. Ayşe Torun hattımızda. Ayşe Hanım. Bilal Bey, iyi yayınlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Söz sizde efendim. Teşekkürler Bilal Bey. Bugün size çok eskiden kalma bir anlaşma kapsamında sunulan hizmetlerden bahsedeceğim aslında. Ülkemizde 1976 yılında imzalanmış olan Milletler Arası Ahval-i Şahsiye Komisyonu'nun imzaladığı çok dilde nüfus kayıt örneklerinin sunumuna ilişkin bir sözleşme var. Hı hı. Bu sözleşmeye 25 ülke taraf ve yıllardır bu kapsamda çok dilli belgeler nüfus vatandaşlık işleri genel müdürlüğü ilgili birimlerince temin ediliyordu kişilere. Biz şimdi bu belgeleri artık E-Devlet kapısından kullanıcılarımıza sunuyoruz. Bugün itibariyle çok taze bir hizmet. Çok birkaç önemli. Saatlik. Evet. Toplam 9 dilde sunulan çok dilli doğum, ölüm ve evlilik belgeleri E-Devlet kapısından uygun şartlarda çıktısı alınarak temin edilerek yurt dışındaki yaklaşık 25 ülkedeki makamlara resmi belge niteliğinde sunulabiliyor. Müthiş. Bu ülkelerde ticaret yapan veya herhangi bir oturum izni, çalışma izni almak isteyen insanlar için belki de bu belgeler gerekli. Artık bunları Türkiye Gov'tan alabiliyoruz anladığım kadarıyla. Evet, aynen öyle. Harika, ellerinize sağlık, emeklerinize sağlık. Teşekkür ediyoruz, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Dijital Türkiye'den Ayşe Torun'a bağlandık ve bugün açılan yepyeni bir hizmeti dinlemiş olduk. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Klinik psikolog Gülşah Aksakallı telefon attığımızda. Gülşah Hanım. Merhaba Bilal Bey. Yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar. Açılışta biraz anlatmaya çalıştım ama uzmanına danışmak en güzeli. Nedir sharing? Nasıl tanımlanabilir? Belki kelime anlamıyla başlamak daha uygun olur. Evet, aslında günümüzde oldukça da yaygın bir kavram oldu diyebiliriz sharing için. Hı hı. Ebeveynlerin sosyal medyada çocuklarına ait fotoğraf veya videoları paylaşmaları literatürde sharing olarak ifade ediliyor. Aslında sharing İngilizce'de paylaşmak anlamına gelen share ve ebeveynlik anlamına gelen parenting sözcüklerinden oluşuyor. Türkçe'de de aslında tam bir Türkçeleşmiş bir kavram değil ama paylaşan ebeveynlik de denilebilir. Paylaşan ebeveyn. Paylaşan ebeveyn. Ya çok güzel, tamam. Evet, bir karşılığını soracaktım. Literatürü hakim olan, kelimeyi bulan, çünkü o konuda da şeye hakim oluyor dünyada. Dolayısıyla paylaşan ebeveynlik diyebiliriz. Çok güzel. Günümüzde oldukça da yoğunlaştı tabii artık internetin kullanımının yoğunlaşmasıyla ve artık çocukların doğumlarından itibaren büyüme süreçlerinin sosyal medyada adım adım paylaşıldığını görüyoruz, şahit oluyoruz. Hani çok da yoğun bir şekilde. Tabii kimi zaman ebeveynler belki diğer ebeveynlerden destek almak için ya da işte beğenilme istekleriyle yapıyor olabilirler bu davranışları. Ama bu durumu gitgide daha da fazla paylaşım yapmalarına belki de çocuklarıyla ilgili sebep oluyor ve aslında kimi zaman da ne paylaşılıyor, işte kişisel bilgiler veriliyor mu, bu bilgiler ne zaman nasıl kullanılacak belki bir başkaları tarafından maalesef dikkate alınmıyor. Yani biz kısaca sharing kavramı için ebeveynlerin sosyal medyada çocuklarıyla ilgili fotoğrafları, videoları ya da buna benzer paylaşımları sunma davranışlarını ifade etmek amacıyla da hani kullanılabilir diyebiliriz. Harika. Neden ve sonuçlarını soracağım ama bu tabii paylaşım deyince hani ebeveyn paylaşımı vesaire bir olumluluk da var kelime anlamından yola çıkarak. Aslında sonuçları çok da olumlu değil. Biraz sonra soracağım. Evet. Hangi davranış ve kullanım biçimleri bu kapsama girer? Onları böyle sıralayacak olursak sadece bebeğin veya işte 12 yaşında bir kız çocuğun, erkek çocuğun fotoğrafını paylaşmak mı? Başka neler girebilir? Hı hı. Yani aslında en temelde
ebeveynlerin çocuklarıyla ilgili içerik dedi. Hani internette herhangi bir ortamda paylaşması ve bunun bilinçsiz bir aslında alışkanlıkla sürdürülmesi sharing diyebiliriz. Yani tabii ki her paylaşılan içerik sharing thinktir diyemeyiz. Ama belli bir düzende, yani aslında belki de bunu bir sorun haline getiren şey aşırı ve uygunsuz paylaşım içerikleri. Yani paylaşımların miktarında, işte içeriğinde eğer aşırıya kaçılırsa sorun daha çok büyüyor. Yani paylaşılan bilgilerin çok fazla kişisel olması ya da çocuk büyüdüğünde utanç verici olması da hatta oversharing olarak o da ifade ediyor. Yani aşırı paylaşım olarak ifade ediliyor. Yani çocuğun her adımını, yani her adımı derken uyku anında, oyun esnasında, işte yemek yerken sürekli kamera karşısında olması aslında şerefsizdir diyebiliriz. Yani burada şey çok kıymetli. Şimdi bazı sorular gelebilir bu konuda. Ne var bunda? Çok masum ve iyi niyetli paylaşıyoruz ama bu ne var bundanın arkasında internet ortamına koyduğumuz her türlü içeriğin hiçbir zaman kaybolmaması, istemediğimiz bir yere gitmesi, onunla ilgili o fotoğraflar veya bilgilerle oynanma yapılması, ileride o kişinin o fotoğraf veya içeriklerle ilgili sorumlu tutulması gibi birçok alt başlık var anladığım kadarıyla. Dolayısıyla hani bu şeye nasıl cevap vermek lazım? Yani tabii ki muhakkak ebeveynler bu paylaşımları yaparken tabii ki iyi niyetli yaklaşıyorlar. Fakat iyi niyetli oldukları gibi de aslında arka planda kendilerini sunma ya da işte dediğim gibi diğer ebeveynlerle rekabet etme, bu popülerlik kazanma olabilir ya da maddi kazanç elde etme isteği olabilir. Hani sonuçta biliyorsunuz artık hani çocukla birlikte kanallar açılıyor sosyal medya platformlarında. YouTube kanalları var, ciddi fenomenler var, evet. Evet ve aile maddi bir kazanç elde ediyor bu paylaşımlar. Dolayısıyla artık maddi bir kazanca da dönüştükten sonra bu paylaşımın ardı arkası kesilmiyor. Yani ne olursa olsun, arkasında her ne sebep olursa olsun çocukların mahremiyetlerinin ihlal edilmesine yol açıyor. Belki birçok ebeveyn bu paylaşımlar yoluyla sosyalleştiklerini ya da sosyal bir destek aldıklarını ifade etseler de çocuklar her ne kadar sosyal medya kullanıcısı olmasa da artık sanal dünyada dijital bir kimliğe sahip oluyorlar. Evet, bu çok önemli. Çoğunluğu belki %90'dan fazlası, böyle bilimsel bir araştırma yok ama ebeveynler maddi gelir için çocukların fotoğraflarını değil, biraz önce söylediğiniz hani sosyalleşmek, eşli dostuyla paylaşmak, onunla gurur duymak gibi tırnak içinde insani niyetlerle paylaşıyorlar diyebilir miyiz? Hani siz bu konunun uzmanı olarak. Evet, kesinlikle tamamen iyi niyetle, belki de gelecekte karşısına ne çıkacak bilmeden, ardında daha başka belki kişisel şeyleri de barındırarak, yani aslında bilinçsiz bir kullanım diyebiliriz. Bilinçsiz aslında. Kullanım çok önemli bir tabir bence, evet. Evet. Peki bu hani bu kavranış, davranış ve kullanım alışkanlıklarını konuştuktan sonra belki şöyle bir, bu psikolojik bir rahatsızlık mıdır? Bir hasta tedavi edilmesi gerekir mi? O boyutta mıdır? Hani bir psikolog olarak, klinik psikolog olarak ne dersiniz? Yani aslında psikolojik bir rahatsızlık mı yoksa bilinçsiz kullanım mı diye bakarken ebeveynlerin bu davranışları gerçekleştirirken ne gibi gerekçeler olduğuna da bence bakmak gerekir. Yani bazen sorduğunuzda gerekçeler işte bir anı albümü oluşturma, hani artık dijital ortamda bir kayıt tutma, çocuğu sanal dünyada var etmek, ya da işte çevreye karşı daha pozitif, daha güzel bir aile imajı çizme, ya da işte toplum tarafından belki fark edilme, onay görme, ya da tamamen kişinin kendi ihtiyacına yönelik, kendisini temsil etmeye yönelik olabilir bu davranışlar. Ama bazen gözlemlediğimiz değil de altta yatan psikolojik etkenler de paylaşım nedenlerini oluşturabilir. Yani zaten kişiden kişiye de değişiklik gösterir muhakkak, işte yaşına, kültürel farklılıklara, işte kişinin insan ilişkilerine bağlı olarak. Ama şunu söyleyebiliriz belki, sosyal medyada kişilerin öz sunumları, yani etkileşimde bulundukları kişilerdeki izlenimlerini kontrol etme çabaları olabilir. Yani kendi öz saygılarını artırma nedeniyle de bu paylaşımları yapabiliyor olabilirler. Genelde bu öz sunum süreci belki annelerde özellikle rol oynuyor olabilir. Onaylanma çabası. Yani çünkü her ne kadar anne çocuğuna ilişkin paylaşım yapıyorsa da aslında anne kendini de temsil ediyor. Doğru. Yani kendini sunma biçimini de aslında sergiliyor burada.
annelik ya gururunu da... veya onu paylaşma. Bu gayet insani bir şey değil mi aslında? Evet. Bir, o zaman psikolojik bir rahatsızlık demek çok aşırıya kaçan bir yorum mu olur? Yani aslında psikolojik ihtiyaçlardan kaynaklı diyebiliriz. Fakat doğrudan psikolojik bir rahatsızlıktır diyemeyiz. Yani ama bilinçsiz kullanım olduğu aşikar tabii ki. O zaman bu bilinçsiz kullanımın altını dolduracak hani risk ve muhtemel sonuçları konuşalım mı biraz? Sizin önünüze birçok vakalar geliyordur. Siz bunun hani bu konuda çalıştığınız için mutlaka algılarınız açıktır. Ne gibi sonuçları var? Örnek olaylar neler? Hani bir veya birden fazla paylaşımın hiç fark etmeden. Aslında sharing davranışının çok masum görünse de evet ciddi sonuçları olabiliyor. Ya başta zaten mahremiyet, çocuk istismarı, pedofili gibi riskleri de barındırıyor. Ve ebeveynlik paylaşımla ilgili bir önemli sorun da dijital çocuk kaçırma aslında. Bu da sosyal medyada herkese açık bir şekilde paylaşılan çocuk fotoğraflarının işte başka kişiler tarafından çalınarak onların kendi çocuklarıymış gibi internette bu fotoğrafları tekrardan yayınlayabilmesi. Bu da önemli bir risk. Doğru. Bence. Tabii riskler sadece bunlardan ibaret de değil. Hani çocuğun kimlik gelişiminde de mutlaka olumsuz etkileri olabilir. Çünkü çocuk yani henüz yeni doğmuş ya da işte çocukluk döneminde ama onun yerine biz bir kimlik yaratıyoruz. Tamamen anne baba olarak. Ve ona yönelik inşa edilen bu kimlik ileride çocuğun bu kimliğe bürünmesine de kimlik karmaşası yaşamasına da muhakkak neden olabilir. Ya da işte oluşan bu dijital ayak izleri ilerleyen dönemde de çocuğa zarar verebilir. Yani mesela şöyle bir örnek. Çocuk üniversiteden mezun oldu. İş arıyor. Ve başvurduğu şirket, yani şimdi artık günümüz dünyasında bir ön arama hep internet üzerinden Doğru. gerçekleşiyor. Şimdi ön aramayla internet üzerinden bu kişiye ait olumsuz bir intiba oluşturacak görüntünün çıkması belki onun geleceğine dair önemli bir noktada sıkıntı yaşamasına neden olabiliyor. Ya da özel hayatı kimliği açısından da çocuğun çelişkiler yaşamasına neden oluyor. Ve bunun da tek sorumlusu bu noktada hiç istemezler belki ama bebeğin oluyor maalesef. Evet, bu örnekleri soracağım. Yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Hatırlatmakta fayda görüyorum. Ebeveyn paylaşımı olarak Türkçe'ye çevirdiğimiz sharing meselesini uzman klinik psikolog Gülşah Aksakal ile konuşuyoruz. Dijital Hayat programımızın canlı yayınında. Bu sadece fotoğraflar değil, onunla ilgili bilgilerin, bulunduğu ortamların, hayat akışının, işte gittiği mekanların, tatilin veya bulunduğu çevrenin bilgilerinin de fotoğraf veya herhangi bir başka lokasyon paylaşımıyla bile olabilir. Bunların da belki sadece fotoğraftan bağımsız olarak söylüyorum. İleride sonuçları olabilir. Yanılıyor muyum? Evet, kesinlikle. Sadece fotoğraf değil, konum, kişisel bilgileri, okul, adres bilgileri, her türlü bilgi aslında çocuğa dair. Yani onun şu an belki dikkat edilmeyen paylaşımlar çocuğun itibarına zarar verebilir. İşte incinmesine ya da işte öz saygısında sıkıntı yaşamasına neden olabilir. Belki bize çok komik gelen bir video. Çocuğun okul hayatına dalga geçilmesine, belki bu konuda zorbalığa maruz kalmasına çok önemli sebep olabilir. Yani işin boyutu hani sadece belki ileride çok uzun vadede düşünmemek lazım. Üniversite ya da işte işe girme. Yani okul hayatında da önemli bir faktör. Şu an yaşadığı ortam için bile zararlı olabilir. Olumsuz kesinlikle sonuçları olabilir. Evet. Mevcut durumda. Şimdi sonuçta onun evde ayrı bir hayatı, okulda ayrı bir hayatı var. Ve onun ne yaşadığını ya da işte hangi kimlerin bu içerikleri gördüğünü ya da neden yayıldığını belki biz paylaşıyoruz ama ucu bucağı açık. Acaba nereye gitti? Belki bir kaybolan hikaye niteliğinde bile sosyal medyada paylaşılıyor. Ama ekran görüntüsü dediğimiz bir olay var. Evet. Bu fotoğrafların nasıl kimlere yayıldığını maalesef bir kontrol etme imkanımız olmuyor. Dinleyicilerimizin çok önemli. Çocuk haklarının da ihlal edilmesine neden oluyor. Onu da soracağım. Bu çocuk hakları ve rıza meselesini de soracağım. Belki de şunu anlamamız gerekiyor hepimizin. İnternetteki var olan koyduğumuz bizim tarafımızdan yüklenen içeriklerin biraz önce söylediğiniz ucu bucağı olmaması. Ne demek bu? Başkaları tarafından bunlara çok kolayca erişilebilmesi. Kötü niyetle tırnak içinde ki o kötü niyet kavramı da o kadar geniş ki burada maddi manevi kötü niyetten bahsediyoruz.
kimlerin tarafından ele geçirilebileceğini hiçbir zaman tespit etmenin de mümkün olmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Evimizdeki fotoğraf albümü fiziki bizim çekmecemizde duruyor. Fakat orada bulundurduğumuz fotoğraf albümü kimlerin eline geçebilecek? Aile olarak belki bizim hoşlanmadığımız veya problem yaşadığımız bir komşumuzun veya herhangi bir iş ortağının eline de geçebilir. Hiç tanımadığınız başka niyetleri olan birinin eline de geçebilir. Bu kapsamda herhalde biraz teknik bilgi de lazım. İnternetin, o çok güzel söylediniz, uçsuz bucaksız aleminin iyi bilinmesi lazım. Kesinlikle. Evet, bu çocuk hakları bağlamında ele alsak mesela, ben öyle bir soru da sormak istiyorum. Hani rıza diyorlar mesela, rıza. Gerçi bu yaşta bir çocuktan rıza almak ne kadar şey olabilir, gerçekçi olabilir? Siz ne dersiniz bu konuda? Evet, aslında çocuğun kişilik hakkına müdahalenin belirlenmesi noktasında rıza önemli bir rol oynuyor. Hı hı. Ama çocukla ilgili paylaşım yapmadan önce tabii ki çocuğun fikrinin alınması, işte rızasının alınması önemli. Ama şöyle tabii, tek başına rıza yeterli mi diye düşündüğümüzde yeterli olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü rızanın aslında veriliş şekli de önemli. Yani çocuk rıza veriyor ama ne için verdi? Yani ilerideki olası sonuçlarını öngörebiliyor mu? Evet, işte evet, çok önemli o. Yani olası sonuçlarını öngöremeyen birisinden rıza almanın ne kadar gerçekçi olabilir, ne kadar faydalı olabilir? Kesinlikle. Yani çocuk birçok sebeple rıza vermiş olabilir. Yani bu anneyi tamamen mutlu etmek adına bile olabilir. Biz bunu bilemeyiz. Ama günün sonunda yapılan bu paylaşım içerikleri itibariyle çocukların tabii ki kişilik haklarını ihlal ediyor. Kaldı ki çocuk zaten neleri sevip nelerden mutlu olacağı da hani tahmin edilmesi zor ve değişken bir çocuk neticede. Bugün sever, yarın değişir fikri. Dolayısıyla çocuğun utanacağı paylaşımların özellikle de en çok güvendiği anne babaları tarafından yapılması onların hem psikolojik hem de sosyolojik gelişimini önemlendirici de etkileyebiliyor. Aslında buraya kadar bir çerçeve çizdik ve hani neden sonuç ilişkisini bağlamaya çalıştık, anlamaya çalıştık. Peki bundan sonraki kalan vaktimizde şöyle bir sıralama, hani bizi dinleyenler için de bir rehber olması belki amacıyla, ne yapmak lazım, ne yapmamak lazım? Bunları sıralasak beraber sizin uzmanlığınızda. Ebeveynler önce paylaşım yapmadan çocuğun mutlaka yararını düşünmeli. Gelecekte herhangi bir olumsuz durumla karşı karşıya kaldığında, işte kimlik sorunu yaşamaması ya da adına mahremiyet bilincini mutlaka göz önünde bulundurmaları. O yüzden paylaşım yapmadan önce düşünmek, çocuklarla ilgili herhangi bir şeye karşı duyarlı olmanın bir zorunluluk olduğunu unutmamak gerekiyor. Kısaca ne yapmak, ne yapmamak lazım diye de hani maddeleştirecek olursak da özellikle çocukların davranışsal ya da duygusal mücadelelerini içeren, yani bunlar ne olabilir? Öfke krizi olabilir, çocuğun yaşadığı belki yemek yerken yaşadığı bir sıkıntı olabilir. Bu tarz durumları içeren paylaşımların yapılmaması, sosyal medya hesaplarının mutlaka ebeveynler tarafından gizlilik ayarlarının yapılması. Bu ne demek? Bu gizlilik ayarı kıymetli. Yani bir baba veya anne çocuğunun fotoğrafını paylaşırken seçmeli mi kimler görsün diye? Neyi kastediyorsunuz? Evet, kesinlikle seçmeli. Eğer gerçekten çocukların dair fotoğraflar düzenli olarak paylaşıyorlarsa, yani bunun bir sınırı olmalı. Mutlaka bunların kimlerin göreceği ayarlanmalı. Yani mümkünse hesabın gizli olması, belli kişilerin görmesi. Çünkü çok açık önemli. Olduğu zaman gizlilik ayarları yapılmadığında dediğiniz gibi bunun nereye gideceğini, çocuk istismarcılarına kadar ulaşabileceğini unutmamak gerekiyor. İlla paylaşım yapılacaksa gizlilik ayarları yapılsın ki bütün mecralar artık teknik olarak buna izin veriyor. Kimin görüp kimin görmeyeceğini ayarlayabilmekten bahsediyoruz değil mi, gizlilik ayarları? Evet, kesinlikle. O çok önemli. Şöyle paylaşımlar görüyorum. Mesela arkası dönük fotoğrafını çekmiş. Hani bir aile ortamı, bir yemek ortamı, bir masa veya işte bir doğum günü partisi fotoğrafı paylaşmak istemiş. Çocukların arkası dönük, yüzleri görünmüyor veya yüzleri görünse bile işte kafalarını, yüzlerini kapatacak bir emoji koymuş. Mesela bu tip paylaşım alışkanlıkları için ne dersiniz? Aslında bu konuda Milli Eğitim'in de yaptığı, 2017'de yayınladığı bir genelgede de vardı. Çocukların kesinlikle toplu da olsa hani yüzlerinin görünmemesi vesaire, bu konuda izinlerin alınması. Bence bu gerekli. Çünkü aslında kendi çocuğumuzu düşündüğümüz kadar bir başkasını da düşünmek gerekiyor. Yani aslında aynı kurallar bir başkasının çocuğu için de geçerli. Rızası alınmadan fotoğraflarının açıkça paylaşılması. Bu noktada da dikkatli olmak önemli diye düşünüyorum. Evet, böyle bunu da
söyleyebiliriz. Ben hiç paylaşılmaması tarafındaki kullanıcılardan bir tanesiyim. Yani çocukların fotoğraflarını hiç paylaşmamak gerektiğini düşünen. Ama paylaşılacaksa da şeyi söylediniz, birinci mahremiyet bilincinin çok yüksek olması, dikkat edilmesi, gizlilik ayarlarının yapılması gibi şeylere dikkat etmek. Başka neler kullanıcı alışkanlığı anlamında teknik yani, önerilerde de bulunabilirsiniz. Yani şu da önemli. Çocuğun yaşı ne olursa olsun onun mahrem haline yönelik fotoğrafın paylaşılmaması. Evet, fotoğraf paylaşacağız diyoruz ama hani şey değil. Tabii ki birlikte aile olarak bir fotoğraf belki paylaşılabilir. Hani bunun da önüne geçmek gibi olmasın. Ama mahrem hallerine, ileride çocuğun rahatsız olabileceği, yani paylaşılan şeylerin internet ortamında kalabileceğini mutlaka göz önünde bulundurularak bu şekilde paylaşımların olması. Örneğin ev hali gibi. Ev hali gibi değil mi? Ev halindeki bir insanın rahat halinin fotoğrafta paylaşılmaması gibi. Mahremiyetten onu kastediyorsunuz sanırım. Evet, kesinlikle. İşte bu belki bazı ebeveynler oluyor. Hani bunları da görüyoruz. Küvette çocuklar küçük şekilde fotoğraf. Bu da kesinlikle. Bu tarz fotoğrafların da paylaşılmaması gerekiyor. Yani ileride çocuğun incince ya da gururuna dokunacağı, rahatsız edebileceği hiçbir paylaşımın yapılmaması gerekiyor. Yani şöyle söyleyebiliriz. Ebeveynler nasıl gerçek hayatta çocuklarının güvenliklerini gözetiyorlar, işte onları koruma içgüdüsüyle hareket ediyorlar. Aslında dijital ortam için de aynı durum geçerli ve mutlaka her ebeveynin de çocuklarının dijital güvenliğini korumakla yükümlüdür. Hani yükümlü olmalıdır diye söyleyebilirim. Bu çok güzel bir ana hassasiyet. Belki programı da mottosu olabilir. Yani dışarıda, okulda, İşte bir restoranda, parkta, serviste çocuğumuza nasıl dikkat ediyorsak her türlü ilişkisine, davranışına, bu aynı şeyi dijitalde de yapsak yeterli olacak sanırım. Aynı titizliği göstersek. Kesinlikle. Böyle söyleyebiliriz. Bir de şöyle bir yerde okumuştum. Bir fotoğrafta gene kişisel veriyi veya kişisel özellikleri çağrıştıracak şeyler de olmasın. Örneğin üstünde gittiği okulun süveterinin de logosu olmasın mesela. Orada kuruluş yıldönümü olmasın gibi. Yani hangi okula gittiğini çağrıştıran veya işte telefon markasını gösteren, işte okuduğu kitabı masada gösteren fotoğrafların olmaması gibi. Ona da katılır mısınız? Evet, kesinlikle bu da çok büyük bir mahremiyet açığı. Yani hiçbir şekilde kimliğini, okulunu, adresini belirtecek hiçbir şekilde ne bir fotoğrafta yer alan küçük gizli bir şey, herhangi bir bilgi verilmemesi. Evet, çok önemli. Bu tabii, bu liste uzayabilir belki, yapılacaklar listesi, ama başlıkları konuşmaya çalıştık. Vaktimizin sonuna geldik. Şeref verdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Çok hızlı geçti. Evet, öyle. Umarım faydalı olmuşuzdur. Uzman klinik psikolog Gülşah Aksakallı'yla shame thinking meselesini, ebeveyn paylaşımı meselesini konuşmaya çalıştık. Bu programımızın kaydı YouTube ve podcast kanallarımızda yarına itibaren olacak, yayınlanacak. Haftaya yeni bir konu ve konukla beraber olacağız. İyi hafta sonları. Hoşçakalın. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat, TRT Radyo 1'de sona erdi.